Ne demek? Sarıldık sana. Büyüdür. Evet. En büyüğümüz. Hoş geldin. Tedbirliyim dostlarım. Sunumu, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü sunumu, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sunumu, genel değerlendirme ve kapanış arz ederim. Bir diğer hususta göç meselesi. Değerli dostlarım, şimdi Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. O da bize denk geldi. Yani bizim aktif görevde olduğumuz döneme denk geldi diyelim. Ve dünya devletleri içerisinde yine milletimizin devletleşme ve organizasyon yeteneğinden dolayı hemen işte Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı üyesi, önce Genel Müdürlük, bütün birimleri oluşturduk ve bu mücadeleye başladık. Aslında biz başta Suriyeliler olmak üzere, işte Irak'tan gelen, işte şimdi Afganistan, bizim bölgede Afgan ve Pakistan'dan gelen insanlar var. Ensar gözüyle baktık. Doğru bakış aslında bu aslında. Bununla birlikte değerli dostlarım, o kadar fazla yoğun sayıda göçe maruz kaldık ki bu devletimizin ve toplumumuzun hem ekonomisini hem sosyal durumunu hem de diğer özelliklerini sıkıntıya düşürür pozisyona geldi. Yani adeta tehdit eder pozisyona geldi. Kolordu'dan arkadaşlarımız buradadır. Biz materyalist felsefeyle ülke yöneten bir mantıkta değiliz Batı gibi değerli dostlarım. Aslında sınır kapısına gelen yüzlerce, binlerce göçmeni devlet vur emri verir, şey yapar. Ama ne yapacaksınız? Her materyalist insanlar gelmişler. Ondan sonra tabii ki geri püskürtüyoruz. Erzurum'da iki tane geri gönderme merkezimiz var. 1500 şeyli, ondan sonra kapasiteli. Bizim polisimiz, jandarmamız asli görevleri, bu da asli görevimiz oldu. Yanında artık tamamıyla bu şey, bir de işin organizatörleri falan var. Hakikaten hiç kolay bir şey değil. Cumhuriyet tarihinde, değerli dostlarım, 1924 tarihi biliyorsunuz, Lozan Anlaşması'nda biz bunu aslında gördük. Ama orada karşılıklı mübadele vardı. 2 milyon insan dünya tarihinde ilk defa karşılıklı olarak işte Batı Trakya'daki şeyler, Yunanistan'daki Müslüman Türklerle ülkemizde yaşayan Hristiyan Rumların mübadelesi oldu. Bu da dünya tarihinde çok örnektir. Ama şu anki konu çok daha farklı. Dalga dalga geliyor insanlar, dalga dalga geliyor ve biz de bununla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de dediğim gibi kendi değerlerimizle bütünleştirerek yapmak durumundayız. Batı'nın şeyi gibi, İşte Yunanların tek botu bilmem neyi ondan sonra silahla batırıp o insanların ölümüne göz yumması gibi bir perspektifle hareket etmemiz söz konusu değil. Ama tedbirli de olmak durumundayız. Çünkü dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar artık bu şeyi dışarıdan
yani milyonlarca insanı bir şekilde barındıran başka bir devlet yok. Yani bunu da görmek lazım. Bugün burada bu konular konuşulacak. Arkadaşlar sunum yapacak. Sormak isteyen arkadaşlarımız, valilerimizden söz almak isteyenler olursa söz alabilirler. Bütün herkes tabii ki söz alabilir. Bundan dolayı ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Valimiz.